Bu kalabalık eğer burada başkanlık sarayına girerse Paşinyan'ı burada kevgele çevirirler. Adres ederler vallahi adamı. Karşıdaki Ermenilerin tabiriyle Ararat Dağı, bizim bildiğimiz Ağrı Dağı. Acıkan göstericilere içeride ücretsiz yemek yeme imkanı veriyormuş bu arada. Okyanun içerisi full dolu. Biri saldırsa zaten orada başımıza gelmeyen kalmaz. Linç ederler o kalabalıkta bizi. Şimdi böyle Türkçe konuştuğum için bazen bana kilitlenip bakıyorlar. İlk Ermeni insan orada çıkmış, orada yetişmiş, orada bir medeniyet kurmuş diye söylüyorlardı. Bu başkanlık sarayına girerseler Paşinyan'ın hali duman. Bu kalabalık eğer burada başkanlık sarayına girerse Paşinyan'ı burada kevgele çevirirler. Adres ederler vallahi adamı. Şuradan görüyorsunuz bakın sarayın önü. Şuradan sanırım karşı tarafta. Oradan içeriye hiç kimseyi almıyorlar. Şehrin farklı noktalarına da ulaşacağız. Şehrin farklı güzel yerlerini de göstermek istiyorum. Burada turistlerin çok fazla rağbet gösterdiği birkaç nokta var. Özellikle Çağlayan denilen bir bölge var. Çağlayan yine buraya yakın. Çağlayan merdivenleri diyorlar daha doğrusu. Oraya çıkıp oradan Ağrı Dağı'nı izliyorlar. Biz de bir Ağrı Dağı diyoruz ama onlar Ararat Dağı diyorlar. Bir inanışa göre Nuh'un gemisinin fırtına dindikten sonraki indiği noktaymış. Bir inanışa göre ilk Ermeni insanın oradan çıktığını söylüyorlar. İlk Ermeni insan orada çıkmış, orada yetişmiş, orada bir medeniyet kurmuş diye söylüyorlardı. Bakın şimdi bir nokta şurası. Göstericilerin girmeye çalıştığı, şu Özgürlük Meydanı'na girmeye çalıştığı nokta. Bir nokta karşıda. Yine orada da aynı şekilde göstericiler engelleniyor. Meydana sokulmuyor. Sadece şimdi araçlar geçiyor. Sabah saatlerinde araçlar da girmiyordu buraya. Bu saatlerde göstericiler biraz dağılıyor. Akşam üzeri tekrardan yoğunlaşıyor. Bir nokta şurası, bir nokta da şurası. Göstericilerin içeriye şu alana girmeye çalıştığı nokta. Evet yine bir olay başladı bakın. Burada trafik kurallarına çok riayet ediliyor. O yüzden ışıkların dışında geçmemeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi böyle Türkçe konuştuğum için bazen bana kilitlenip bakıyorlar. Tabii işlerinde sivil polisler de olabiliyor. O yüzden biraz daha böyle temkinli olmaya çalışıyorum. Şimdi bir sim kart almaya geçiyorum. Birazdan sim kartımı alacağım. Sim kartı aldıktan sonra internetim de olsun ki rahat bir şekilde hareket edebileyim. Evet, az önce Türkçe konuştuğumu gören şu beyaz pantolonlu bayan. Bakın şu an göstericiler aynı şekilde. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sivil polisler bazen tespit ediyorlar bu tür göstericileri. Ayrıldıktan sonra gidip takip edip ayrıldığı başka bir noktadan alıyorlar. Daha çok gözaltılarını gösteri bölgelerinde yapmıyorlar gözaltılarını. Gösteri olayının dışında ayrıldığı zaman gidip oradan gözaltına alıyorlar. Şu an ortalık 56 valla. Rahat bir şekilde söyleyebilirim ki
bu başkanlık sarayına girerseler Paşinyan'ın hali duman. Şurada bir restoran var bakın. Göstericilere burada, acıkan göstericilere içeride ücretsiz yemek yeme imkanı veriyormuş bu arada. Okyanın içerisi full dolu. Yine sloganlar başladı. Evet, şimdi Elvan sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Elvan'ın farklı caddeleri bakın. Burası da böyle güzel, temiz sokakları olan, temiz caddelerin, geniş yolları olan bir şehir. Gürcistan'daki Tiflis'e benzettim biraz yapıları. Tabii buradaki tek fark, Türkçe konuştuğumu duyduklarında dönüp bir daha bakıyorlar acaba kim bu diye. Yani dün zaten gelirken içeri girdiğimde pasaporttaki polis memurunun söylediği bana, öncelikle hoş geldin dedi, dikkat et dedi, şu an dedi ülkedeki tek Türk sensin. Bir de şaşırdılar zaten böyle pasaportu görünce. Bu arada az önce sim kartı da aldım, 4500 Ermeni dramını aldım, yaklaşık 10 dolar falan yapıyor. Çekim yapabilir miyim dedim içeride az önce, sordum, tabii ki dedi. Sonra pasaport istedi, pasaportu verdim sim kart işlemi için. Çekim yapmasanız daha iyi olur dedi Türk pasaportunu görünce. Peki dedim, etrafı çektirmedi. Biraz böyle suratı asıldı, hanımefendinin yüzü asıldı. Morali bozuldu. Türk pasaportunu görünce biraz şaşırdı. Yani değişik bir durum burada şu an. Özellikle kalabalık yerlerdeyken, böyle gösteri bölgelerindeyken mümkün olduğunca konuşmamaya çalışıyorum. Anlatımlarını falan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü herhangi bir şekilde linç edilebilirim. Öyle düşünüyorum. Evet, şu an bakın şu böyle otobüs durağındayız. Elvan sokaklarında gezerken böyle küçük otobüsler var, dolmuş gibi. Gayet hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Bir yere denk geldim biraz. Şehrin kenar kısımları buraları. Daha lokal bölgeleri bakın şöyle. Şurada bir demir yolu var. Tam karşıda bir stadyum var. Sanırım tadilatta olabilir. Tam karşımızda. Erivan sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Evet, bu bölgede restoranların ve kafelerin bulunduğu bir bölge. Şöyle sırasıyla bu caddede. Şöyle kaliteli restoranlar, kafeler var. Genelde oturan müşterilere dikkat ettiğimde ağırlıklı olarak Ruslar var. Öyle gördüm. Şu eski tip binaları güzel bir şekilde süslemişler, çiçekler falan. Canlı çiçeklerle binanın böyle dış cephesini kaplamışlar. Şu aşağıdaki çiçekçi sanırım yapmış burayı. Gayet güzel ama şu cadde çok hareketli, restoranların bulunduğu bir cadde. Şimdi bu Çağlayan dediğimiz bölgeye gelmiş oldum şu an. Bakın, burası bir park gibi, düşünün. Neden Çağlayan diyorlar bilmiyorum. Belki eski zamanlarda şu merdivenlerin olduğu yerden yukarıdan aşağıya sular geliyordu. O olabilir. Biraz burayı şöyle gezelim. Bakın şöyle. İnsanlar parklarda oturuyorlar burada. Şimdi merdivenlerden yukarı doğru çıkacağız. Yukarıda bir teras var. O terasa doğru gideceğiz. Ve o terasta buraya gelen insanlar buradan Ağrı Dağı'nı izliyorlarmış. Hasret gideriyorlarmış. Bakalım öyle bir görüntü göreceğiz mi orada? Şöyle park içerisinde tabii güzel heykeller falan yapmışlar. Sağlam olmayan ayağımla bu merdivenleri bir çıkalım. Su akıyor. Muhtemelen dediğim gibi burası şöyle aşağı doğru su akan bir yermiş. Sonra burayı bir
değiştirmişler. Bir şeyler yapmışlar ve böyle bir şelale görüntüsü vermişler. Şıkır şıkır valla. Şimdi tam karşımda şehir merkezini görüyorsunuz. Şurada parmağımla göstereceğim. Tam ortada yanıp sönen ışıklar var. O ışıklar da göstericilerin içeriye girmesini engelleyen polis araçlarının ışıkları. Burada bir şey gibi, bu geleneksel bir ritüel gibi. Her akşam buraya çıkarlar. Burada bir gezinti yaparlar. Hem spor gibi, hem geçmişlerini yad ederler. Bir de üst tarafa çıkacağız şimdi. Şu an muhtemelen göremeyiz ama Ağrı Dağı'nın göründüğünü söylediler. Şu kısma çıkacağız şimdi. Hadi bakalım gidelim. Evet, buradan seyir terası dedikleri noktaya doğru şu an çıkıyoruz, bakın. Şimdi akşam oldu, böyle oldu. Akşam burası seyir terası. Normalde akşamları gelip buraya şöyle bu seyir terasına doğru geçiyorlar. Şu karşıdaki duvar var ya, duvarın ötesine bakıyorlar. Oradan Ağrı Dağı'nı görüyormuşlar. Bakalım biz ne göreceğiz. Ağrı Dağı'nı tabii burada görmek onlar için çok büyük bir keyif. Her akşam yapılan bir ritüel bu. Neredeyse. Şimdi bakalım biz de gidelim. Ne kadar görünecek. Şehir görünüyor aslında. Şehrin ilerisi de görünmeyen kısımda Ağrı Dağı var. Gündüz de olsa çok fazla böyle görüntü zaten alınamıyor. Şu an akşam saati, özellikle akşam saatine geldim ki şimdi şehrin ışıklarını biraz göstereyim size dedim. Çok fazla belli olmasa da. Şu an burası, bakın, şöyle seyir terası. Şurayı böyle gelip saatlerce izliyorlar arkadaşlar. Şehri izliyorlar aynı zamanda. Şöyle geniş bir açı ile göstereyim. Bakın şurada, şu parmağımı koyduğum yer ne kadar görünüyor bilmiyorum. Yani ışıkların sonu. Orası Ağrı Dağı. Yani burada tabii Ağrı Dağı demiyorlar. Burada Ararat Dağı diyorlar. Daha önce söylemiştim. Nuh'un gemisi en son fırtına dinince o dağa iniyor. Ve tekrardan yaratılışın simgesi olarak kabul ediliyormuş burada Ermeniler tarafından. Ve Hristiyanlık dinine göre. Şöyle ilginç bir durum. Karşıdaki Ermenilerin tabiriyle Ararat Dağı, bizim bildiğimiz Ağrı Dağı. İlk Ermeni'nin aslında Ağrı Dağı'ndan çıktığını, oradan bir medeniyet kurduğunu ve çoğaldığını, böyle bir Ermenistan bölgesini kapladığını düşünüyorlar. Yanlış telaffuz etmediysem. Şurada duvarın kenarına geçmişler. Buradaki bu dağı izliyorlar. Evet arkadaşlar, şu an akşam saatinde yine göstericiler sokakları falan, caddeleri doldurmaya başladılar. Şimdi çekim yapmaya başladım. Birazdan grubun içerisine doğru gireceğim ama Türkçe konuşmadan. Şu an görüyorsunuz. Büyük kalabalık grubun içerisine girdik. Umarım başımıza bir iş gelmez. Argeli ayrenak istedim.
Արգելի արենակիցներ, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այս ցեղասպանությունը կասեցնելու միակ ելքը, միակ հնարավոր միջոցը Հայաստանում ազգային ողնաշար ունեցող իշխանություն ունենալն է, այդ հնարավորությունն է, այդ հնարավորությունը ունենալու համար, Արցախում կյանքեր փրկելու համար, 120 000 կյանքեր փրկելու համար, պետք է 100 000 Արցախում, մեկ հայ փողոցում, մեկ կյանք Արցախում, մեկ հայ փողոցում, մեկ կյանք Արցախում. Բոլորս միասին, ժողովուրդ ջան, şimdi öyle bir şey ki şehir içerisinde polis bir yerden bastırıyor, durduruyor. Farklı bir yerden tekrardan bir patlak veriyor bu gösteri. Evet. Büyük bir kalabalık şu an toplanmış burada bekliyor. Muhtemelen başka bir yerden başka bir kalabalık gelecek yine. Kalabalığın içerisinde farklı farklı noktalardan farklı böyle sesler yükseliyor. Şöyle eylemcileri görüyorsunuz bakın. Şu an şiddete dönüşmemiş ama biraz daha böyle devam ederse muhtemelen bu işin boyutu değişebilir. Evet, Erivan sokaklarında bir tarafta gösteriler, bir tarafta da böyle piyano çalan arkadaşlar var. Evet, şu an caddeyi görüyorsunuz. Hiçbir şeye karışmayan, böyle daha doğrusu bu tür gösterilerle falan iş olmayan halk. Ekmeğinde, işinde, gücünde olan insanlar görüyorsunuz. Burada takılıyorlar, sosyalleşiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir dönerci var burada şu an. Şavurma Corner diye. Burası Erivan'ın en hareketli caddelerinden bir tanesi. Buradan yürümeye devam edelim şimdi. Şu taraflarda olaylar, mevzular var. Bu tarafta da insanlar burada yeme içme modunda hepsi. Evet, gün içerisinde bu başkanlık sarayının olduğu meydan olduğu gibi polis doluydu. Buraya şu yollar kapalıydı tamamen. Hiç kimseyi sokmuyorlardı. Şu an açmışlar. Ve şu an halk burada geziyor, eğleniyor, sosyalleşiyor. Çok ilginç bir şey. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani bu 3-4 saate kadar tamamen kapalıydı. Hiç kimseyi sokmuyorlardı şu meydana. Bakın, Özgürlük Meydanı denilen yerdeyiz şu an. Karşıya Başkanlık Sarayı. Şu kısımlar. Evet, burası da Ermeni Tarihi Müzesi. Evet, yine göstericilerin sesleri geliyor ileride. Evet, şu an meydana yine göstericiler hareket etmeye başladı. Evet, şimdi oraya doğru giriyorum, içeriye doğru. Arkadaşlar, bana şans dileyin. Bir problem olmazsa içeri doğru bir geçiş yapacağız. Evet. İstifa diye bağırıyorlar şu an. Evet, bakın başkanlık sarayı önünde. Çok yoğun bir
güvenlik önlemi var. Polisler, çevik kuvvet içeriye girmesinler diye. Gün içerisinde buralarda da vardı güvenlik önlemi, hiçbir şekilde sokulmuyordu. Şimdi sadece kapıya çekilmişler. Şu an herhangi bir şekilde kapıyı zorlama olayı yok göstericilerde. Şöyle biraz yaklaşacağım. Herhangi bir problem yaşar mıyım bilmiyorum da. Elimdeki kamerayla. Evet, Ermenistan bayrağıyla çocuk polislerin önünden geçiyor şu an, bakın. Evet, iyice olayın içindeyiz şu an. Evet, bundan sonra konuşmayacağım. Uzaklaştım şimdi polislerin olduğu bölgeden, çünkü kamerayı gördüklerinde biraz böyle bana doğru bir bakmaya başladılar. Normal cep telefonuyla çekenler falan var, onlara pek karışmıyorlar. Normal bir de basın mensupları var, onların da kameraları şeyleri belli. Şimdi GoPro ile falan girince anlıyorlar yani şahsi bir çekim olduğunu, YouTube vesaire sosyal medya içeriği olduğunu farkındalar. O yüzden çok fazla uzatmadan konuyu. Orada da çok konuşamadım çünkü. Şimdi oradan uzaklaştım. Bir de böyle Türkçe falan konuşunca bayağı bir dik dik bakıyorlar. Kötü niyetli değiller belki ama yine de ne olacağı belli olmaz. Şimdi içeriden bir tanesi dese ki bu Türk dese, biri saldırsa zaten orada başımıza gelmeyen kalmaz. Linç ederler o kalabalıkta bizi.